Türk, Anadolu ve Altay halk inancında Loğusa dönemindeki kadınlara ve atlara musallat olduğuna inanılan yaratıktır. Al karısı kısrak ata biner, bindiği atın saçını örer ve onları terletene kadar koşturduğu söylenir. Efsanenin temeli şamanizme kadar uzanır. İnanışa göre lohusaların ve yeni doğmuş çocukların ciğerleriyle beslenir. Al karısından korunmak için çeşitli çarelerin olduğuna inanılır. Loğusa kadını yalnız bırakmamak, ışıkları sürekli yakmak, başucuna Kur'an koymak, yüzünü kırmızı örtüyle örtmek bunlardan bazılarıdır. Al karısının ilk insandan beri varlığını sürdürdüğü söylenir. Efsaneye göre, Lilith'in Adem'in ilk karısı olduğuna ve onunla aynı anda yaratıldığı için Adem'in eşi olmayı reddettiği için lanetlendiğine inanılır. Al karısının uzun boylu olduğu, parmaklarının uzun, saçlarının dağınık, vücudunun yağlı, el ve ayakları küçük, dişlektir. Efsaneye göre kısrak atlara ve loğusa kadınlara düşmandır. Al karısının metallerden, erkek objelerinden ve doğal olarak erkeklerden korktuğu söylenir. Al karısı cini, samanlık ve ahırlarda bulunan öcü gibi olarak tasvir edilmektedir. Karanlık odalara geldiğinde, yalnız olan loğusa kadına eğer yalnızsa al geldiği söylenir, kadına ağırlık basar. Loğusa kadınlar, al basmasın diye başlarına çuvaldız batırırlar. Kur'an koyarlar. Parmaklarının eklem yerleri olmadığı gibi, parmaklarının sivri olduğu söylenmektedir. Yine efsaneye göre insanlara kötülük yapan al karısının pişirdiği ekmek hiç bitmezmiş, çok bereketliymiş.